Demokrat Parti, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti Keçiören İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Enginyurt, ülke gündemini de değerlendirdi ve ülkenin bir fetret dönemi yaşadığını, tarihten ders alınmadığını söyledi. Türkiye, hakikaten bir fetret dönemine girdi. Her yüzyılda bir fetret dönemi yaşarız. Tarih ders alınsaydı tekerrür etmezdi ama yine ders alınmadığı için tekerrür etti. Bir fetret dönemine, bir lale dönemine daha girdik. Öyle bir 20 yıl yaşıyoruz ki Moğol istilasından daha büyük bir yağma hareketiyle karşı karşıyayız. Hırsızlık, soygun, vurgun, taban almış başını gidiyor. Pervasızlıkta sınır tanınmıyor. Allah Resulüne soruyorlar, ya Resulallah cehennemlik kimdir, görür müyüz, bilir miyiz, tanır mıyız? Bakın etrafınıza diyor, kibirli olanlar, enaniyeti yüksek olanlar cehennemlik işaretini taşır. Öyle bir kibir deryasına kapılmışlar ki karşılarındakilerini bir sinek gibi görüyorlar. Muhataplarını hiç ciddiye almıyorlar. Milleti insan yerine koymuyor, kendilerini kul gibi görmeye başladılar. Her çıkarttıkları Türkiye Millet Meclisi'ndeki yasa milletin aleyhine çıkıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar hep milletin aleyhine yapıyorlar. Ve 80 yıl, kendilerinden önceki 80 yıllık cumhuriyetten adeta intikam alıyorlar. Arap oldular, İngiliz oldular, Fransız oldular, Alman oldular ama bu 20 yıl içerisinde bir tek Türk olamadılar. Ve sürekli Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişine saldırıyorlar, hakaret ediyorlar. Her sözleri kin, her sözleri nefret, her sözleri ayrıştırma. Altı parti bir araya gelmiş, Millet İttifakı kuralım demiş. Millet adına bir birlik yapalım, beraberlik yapalım, ayrıştırmayalım, ötekileştirmeyelim, birleşelim, bütünleşelim demiş. Ama demiş de ne olmuş? Çıldırmışlar, zillet diyorlar, illet diyorlar, hain diyorlar, PKK'lı diyorlar, yetmiyor FETÖ'cü diyorlar. Her şeyi söylüyorlar bu Millet İttifakı'na. Millet İttifakı umut olmuş, heyecan olmuş. Hayalleri yıkılmış gençler için geleceğin umudu olmuş. Yurt dışına gidenler de gitsinler denilen doktorlarımızın, yetişmiş insanımızın umudu olmuş. Ama iktidardakiler bu ittifaka ve bu ittifakın mensuplarına kibre nefret pusuyorlar. Ramazan ayında oruç tutan, namaz kıldığını söyleyen Fuat Oktay diye atanmış bir cumhurbaşkanı yardımcısı diyor ki, bu altılı masanın arkasında diyor PKK var. PKK kimin arkasındaysa Allah'ın belasını versin. Ama bu adam namaz kılıyor, oruç tutuyor ve diyor ki altılı masanın arkasında PKK var. Yazıklar olsun insanlığına, yazıklar olsun vicdanına. Bu nasıl bir söz? Bu nasıl bir iftira? Bu altılı masada Temel Karamoğlu var. Bu altılı masada Meral Akşener var. Bu altılı masada Ahmet Davutoğlu var. Ali Babacan var. Bu altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu var. Ve bu altılı masada Kıraklı Süvarisi adam gibi adam Gültekin Uysal var. Ama siz bu masada PKK'lı arıyorsunuz, öyle mi? PKK'lı aramak için bu kadar zorlanmana gerek yok. Fuat Oktay ve Fuat Oktay gibiler. Eğer PKK'lı arıyorsanız aynaya bakın göreceksiniz. Öyle yağma yok. Öyle sıyrılmak yok. Öyle iftira atarak bu işten kurtulmak yok. Altılı masanın arkasında HDP varmış. HDP ile berabermişiz, söylemiyormuşuz. Gizli gizli görüşüyormuşuz. Niye? Siz açık açık görüşmediniz mi HDP'yle?
29 Ekim'de çadır mahkemeleri kurup Habur'da PKK'lı hainleri serbest bırakırken HDP sizin de değil miydi? Diyarbakır meydanında Şivan Perver'le Mekli Mekli diye türkü çığırırken HDP yanınızda değil miydi? Salih Hüsnü denen başına 10 milyon ödül koyduğunuz PKK'lıyla Dolmabahçe Sarayı'nda otururken HDP yanınızda değil miydi? Oslo'da PKK'lı hainlerle 10 madde anlaşırken HDP yanınızda değil miydi? Osman Öcalan denen kanlı katili televizyona çıkarırken HDP yanınızda değil miydi? Abdullah Öcalan denen kanlı katile mektup yazdırıp ve Binali Yıldırım'a oy ver dedirtirken HDP yanınızda değil miydi? HDP sizinle beraberken problem yok. HDP sizi desteklemeyince HDP altılı masanın arkasında, HDP altılı masayla beraber. Altılı masanın arkasında birisi var. Altılı masanın arkasında duran biri var. Altı masanın güvendiği biri var. Çok mu merak ediyorsunuz? Bir kere daha söyleyelim. Altılı masanın arkasında sarı saçlı, mavi gözlü, ben